Açıkçası Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra belli olacak. Sergen Yalçın içeride, tüm ekibi içeride, futbolcular içeride ki yaklaşık 2-3 dakika sonra Beşiktaş antrenmanı da başlayacak Kayserispor maçı için. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ve Sergen Yalçın Sergen Hoca'nın geleceğine ilişkin bir toplantıya yaklaşık 45 dakika önce, 1 saat önce başladı. Bu toplantının sonunda Sergen Yalçın'ın yola devam edip etmeyeceği belli olacak. Ancak henüz toplantı bitmemesine rağmen Sergen Yalçın'ın istifa etme kararının bir değişikliğe uğramayacağını ki bunu dün Aspor ekranlarında Sergen Yalçın'ın Kayserispor maçı öncesinde istifa etme kararı taşıdığını ifade etmiştik. Bugün de bu kararın çıkacağı ihtimali çok yüksek. Ancak bir yandan da tabii ki Kayserispor maçında nasıl bir ambiyans olacak? Sergen Yalçın bırakırsa Kayserispor maçında Beşiktaş'ta kim o maça çıkacak başında? Bu soruların bütün cevaplarını açıkçası 1,5-2 saat sonra öğrenebileceğiz. Sergen Yalçın hem Alanyaspor maçından sonra Giresunspor maçından sonra Kasımpaşa maçından sonra çözüm üretemediğini, çözüm noktasında tıkandığını ifade etmişti. Aslında bu dönemde taktiksel değişikliklere de gitti ama bu toplantı sonunda Sergen Yalçın dönemi sona erebilir Ceyda. En azından şimdilik bu saat diliminde bunu söyleyebilirim. Ki Sercan Dikme'ye kolay gelsin diyelim. Bir yandan dakika dakika istihbaratlarını alıyor muhabir arkadaşımız. En sıcak noktadayız bugün Nevzat Demir tesislerinde. Tüm sıcak gelişmeleri sizlerle en doğru şekilde buluşturmayı sürdüreceğiz. Şu an toplantı gerçekleşiyor Levent abi. Aslında Giresunspor maçı sonrası Başkan Ahmet Nurçebi ve As Başkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapmıştı Sergen Yalçın. Oradan bir istifa ya da ayrılık kararı çıkmamıştı. Ama sonrasındaki o kötü gidişat devam edince bugün gelinen noktada yine bir ciddi yol ayrımından bahsediyoruz. O gün biz takım oyunundaydım ben de. Genel olarak medyanın bakış açısı Sergen Yalçın'ın görev devam etmesi konusundaydı. Yani olur bu tür başarısızlıklar, bu tür inişler çıkışlar yaşanabilir denmişti. Ya abi çok başarısız ya. Bu kadar basit bir şey değil yani. Bu bakış açısını ben anlamıyorum gerçekten. Hayır başarısız ama iki kupa kazanmış bir teknik direktörden söz ediyoruz. Bazen teknik direktörlere bir şans verirsiniz. Her sene Beşiktaş takım başarılı olacak diye bir kural yok. Bunun Avrupa'dan kopmuş bir Beşiktaş'ın ligin ikinci yarısında farklı bir performans sergilemeyeceğini kim söyleyebilir? Bu işin başka boyutu. Bir Ama boyutu da tam özür dilerim ama yani şimdi ligi bir tarafa koyuyorsun anladığım kadarıyla da yani Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmek şey bir şey mi? Yani ben hocanın laflarına bakıyorum. Şampiyonlar Ligi daha kurallar çekildiği andan itibaren ve maç maç baktığım zaman şöyle bir geriye doğru gidip baktığımda zaten yani bizim bu grupta ne işimiz var? Bizim Şampiyonlar Ligi'nde ne işimiz var? İşte tecrübe kazanacağız. Yani neyin tecrübesi? Zaten Beşiktaş bundan önceki son katılımında bu gruptan lider çıkmış, yenilgisiz çıkmış bir takım. Yani neyin tecrübesini kazanacak Beşiktaş? Ki bu kadar da iyi transferler yapılmış, önemli futbolcular getirilmiş. 6'da 0 çekmişsiniz. En başarısız takımsınız. Yani ben açıkçası böyle bir hezimet, tarihe böyle bir kara leke olarak geçmiş bir grup şeyinden sonra, maratondan sonra bana göre hiç kalmaması lazım. Ligi ben bir kenara bırakıyorum. Ama Ligi bir kenara ben bırakıyorum. Şampiyonlar Ligi olarak söylemedim bunu. Şimdi bir şey Yani. söylüyorum. Galatasaray Avrupa'da yenilgisiz lider. Ligde kötü. Şimdi neye göre Beşiktaş değerlendirme kadar yapacağız? kötü değil. Tamam. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kötü. Yani. Doğru. Ama bir gerçeği kabul edelim. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu kadrosundaki aldığı verimi Beşiktaş yeni transferlerinden alabildi mi? Alamadı. Alamadım. Alex Teixeira, Pjanic veya Batshuayi. Batshuayi Sergen Yalçın'ın transferleri mi? Onu da değerlendirmek lazım. İtiraz etseydi abi o Bir zaman. dakika itiraz etti. Geçmiş seferde de itiraz etti. Başkanla dedi ki itiraz etti AYK'ya elendiğinde. Transferleri yapabilseydik biz bu turu geçmiştik dedi. O zaman yönetim bu transferleri yapmamıştı. Yani bu transferler acaba diyorum ki pantolon veremedi. Gömlekle idare edin demek amacıyla mı alınmış transferler? Kendi takımlarında Barcelona gibi bir takıma transfer olmuş bir Pjanic'ten söz ediyorsunuz. Juventus'ta Şimdi göndermeyi şampiyon istiyorlar olmuş. Pjanic'i devre Bence arasında. göndersinler. Göndersinler çünkü kafaca yani Beşiktaş'a hazır olarak bir futbolcu olarak gelmemiş.
Yani şaşkın bir Pjanić olarak gelmiş. Çünkü Barcelona'ya Juventus'tan büyük bir para transfer olan, şampiyon olmuş, Ronaldo ile şampiyon olmuş bir kadrodan Barcelona transfer yapan bir oyuncu Barcelona'da barınamamışsa, o zaman adamın bir defa ruh halinde bir sıkıntı olur. Ben kötü bir futbolcu muyum diye. Sıcak Beşiktaş'ta kendisini kanıtlamak için değil burası. Beşiktaş kanıtlama yeri değil yani. Çok sıcak bir gelişme var. Şimdi editör arkadaşımız, yönetmenimiz Güven. Beni uyarıyorlar, Koray Baloğlu ve Güven. Sercan'a gidelim. Çok sıcak bir gelişme var elinde an itibariyle. Sercan, söz sende. İstifa et. Çok teşekkür ediyorum. Ceyda, bir yandan da kim çıkıyor diye bakıyorum, kusura bakmayın. Douglas çıktı. Douglas da tesisleri terk etti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sergen Yalçın son kez Beşiktaş antrenmanına dakikalar önce çıktı. Antrenmanın ardından da Beşiktaş kulübünün bu durumu açıklayacağını düşünüyoruz. 2,5 yıl önce Beşiktaş'a gelmişti Sergen Yalçın. Sayın Başkan Ahmet Nurçebi ile de, profesyonellerle de görüştü Sergen Yalçın ve istifasını sundu. Ancak Kayserispor maçı öncesinde yaklaşık 5 dakika önce başlayan antrenmana da ekibiyle birlikte Sergen Yalçın çıktı. Antrenman sonunda artık saat 14-15 sularında Beşiktaş kulübünün de bu durumu açıklamasını bekliyoruz. Tabii ilerleyen dakikalarda Kayserispor maçında Beşiktaş'ın başında kim çıkacağına yönelik ismi veya hocayı söyleyebiliriz. Mehmet Ekşi ismi geçiyor Beşiktaş altyapısının başında ki Tigana dönemi öncesinde bir maçlığına Bolton Wanderers maçında takımın başında çıkmıştı Mehmet Ekşi. O isim de gündemde ama onu biraz daha bir sonraki yayınlara bekletebiliriz. Şu an itibariyle Nevzat Demir tesisleri bomboş. İlerleyen dakikalarda biraz daha kalabalık olacaktır. Antrenman başladı. Sergen Yalçın ve ekibi komple görevi bırakma kararı aldı ama Kayserispor maçı öncesinde futbolcuları yalnız bırakmama adına son kez antrenmana çıktılar. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Evet, Sercan Dikme'ye kolay gelsin diyelim. Yine o noktadan bizlere gelişmeleri aktarmayı sürdürecek muhabir arkadaşımız. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti. Teknik direktör Sergen Yalçın görevini bıraktı. Biz de şimdi ihtimalden netlik kazanmış bir duruma geçtik. Zaten dikkat ederseniz Giresun maçından itibaren başlayıp Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, hatta Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir teknik direktör eğer ben bu durumu değiştiremiyorum diyorsa, ki böyle bir açıklama bu zamana kadar istifa eden teknik direktörden hiç duymadım. Varsa hatırlatın bana. Bu Beşiktaş'ı kafasında bitirdiğinin, artık teknik direktörlük bu safhada yapamayacağının bir ifadesiydi. Yani Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'la yollarını ayırma konusunda acaba Şampiyonlar Ligi maçını mı bekledi? Yani oynasın bitsin diye. Bu kurallar çekildiğinde de bu düşünce vardı. Beşiktaş takımının Dortmund ve Ajax'ı göz önünde bulundurduğun zaman rakibinin Sporting olacağı tahmin ediyordu. Sporting bile inanılmaz işler yaptı. Dortmund'u geçti. Evet. Değil mi? Beşiktaş sonuncu oldu. Yani bu bir tesadüf değil. Samimi bir itiraf gerekir. Şimdi bu Sergen Hoca'nın bu itirafı baştan doğruydu. Çünkü bu takımlara karşı Beşiktaş'ın başarılı olma şansı yoktu. Ama kendisi de motivasyon olarak bitmiş. Kafaca tükenmiş. En İfadeleri önemli nokta belki buydu. Bu. Bence kendisini yukarı taşıyamadığı için hoca defalarca istifayı masaya geldi, yatırdı. Yönetim bir şans daha verdi. Belki de B planı olmadığı için bence bu kararı verdiler. Ama Sergen Hoca'nın istifası yani Beşiktaş'taki sorunların biteceği anlamına gelmez. Çünkü sadece bu başarısızlığı Sergen Yalçın üzerine okumak haksızlık olur.